Herkese merhabalar arkadaşlar, bugün evde köfte ekmek, yani ekmek arası köfte nasıl yapılır onu anlatacağım. Tarifi videonun altındaki açıklama kısmına ekledim. Bomba bir tarif daha geliyor arkadaşlar. Bu tarifi herkes evinde rahatlıkla yapabilir. Çok pratik, çok kolay bir tarif. Baştan malzemeleri gösteriyorum, daha sonra tarifin yapılışına geçiyorum. Malzemelerin hepsini ayarladım, şimdi tarifin yapılışına geçiyorum. Bir karıştırma kabının içerisine 1 kilo kıyma ekliyorum. Birinci püf noktasını söylüyorum. Kıymayı iki kere çekmeniz gerekecek. Yani makineden iki kere geçirtmeniz gerekecek aldığınız yerden. Diğer püf noktasını söylüyorum. Dananın dövüş tarafından kullanmanız gerekiyor. Yoksa etiniz kurur. Çünkü dana dövüş biraz yağlı bir parça. Bir adet soğanım var. Soğanı başta ufak parçalara ayıracağım. Şöyle bir aparatım var. Doğradığım soğanları bunun içerisine aktarıyorum. Cihazımı kapattım. Çok böyle pratik bir alet, gördüğünüz gibi. Çok güzel. Böyle aparatımın bir tutacağı var ve soğanların böyle suyu çıkana kadar bunu çektire çektire soğanları ip ince hale getiriyorum. Aynen bu şekilde, gördüğünüz gibi. Bunu 2 dakika boyunca çektim. Görüyorsunuz kıvamını. Böyle ip ince olması gerekiyor. Suyunun çıkması gerekiyor. Şimdi buna ne yapacağız onu göstereceğim. Şimdi bunu aldım. Şöyle bir parça toparladım. Suyunu iyice sıkıyorum. Aynen bu şekilde. Gördüğünüz gibi iyice suyunu çıkmanız gerekiyor. Böyle kupkuru olsun soğanlarınız. Olay işte budur. Suyunu sıktığım soğanları karıştırma kabına ekliyorum. Soğanın suyunu sıkmamız da bu tarifin önemli bir püf noktası. Bunu sakın atlamayın. Şimdi de elimde 3 büyük diş sarımsağım var. Şimdi bunların başta aromasını patlatıyorum. Böyle bıçağımla tuttum. Şöyle gördüğünüz gibi aromasını patlattık. Şimdi bunu ip ince doğruyorum. Böyle ip ince doğramamızın nedeni böyle etini her tarafına eşit bir şekilde yayılsın. Homojen bir kıvama gelmesi için bunu ip incecik yapmamız gerekecek. Bunu incecik kıvama getirdim. Şöyle toparlıyorum. Sarımsakları da karıştırma kabına ekliyorum. Böyle elimde yarım demet maydanoz var. Bunları da ip ince şekilde doğruyoruz. Şöyle başta toparlıyorum iyice. Bunu ince bir şekilde doğruyorum. Maydanozları da incecik doğradım. Bunları da toparlıyorum. İnce ince doğradığım maydanozları da karıştırma kabına ekliyorum. Şöyle karbonatımı açtım. Bundan bir çay kaşığı alıyorum ve içerisine ekliyorum. Bu da etimizi biraz daha yumuşak hale getirecek. Bu da bu tarifin önemli püf noktalarından. Diğer yandan karbonatın şöyle de bir özelliği var. Köftenin daha iyi tutmasını sağlayacaktır. Şimdi de bunun içerisine kaya tuzu ekliyorum. Tuz oranı tamamen size kalmış. Az veya çok ekleyebilirsiniz. Tuz oranı kişiye göre çok değişkenlik gösterir. Elimde şöyle tane karabiber var. Tane karabiberden de ortalama bir çay kaşığı kadar ekliyorum buna. Şöyle ev yapımı toz biberim var. Bundan bir çay kaşığı kadar ekliyorum. İster acı kullanın, isterseniz tatlı kullanın. Bu tamamen kişisel zevk. Şimdi bunu 5 dakika boyunca iyice yoğuruyorum. Böyle tüm malzemeler iç içe girecek, homojen bir kıvama gelecek. Daha sonra bunlara şekil verme işlemine geçmeden önce biraz da dinlendireceğiz bunları. Buna böyle ekmek içi koyanlar oluyor, böyle galeta unu koyanlar, irmik koyanlar oluyor. Ben tavsiye etmiyorum, yani ben kullanmayı tercih etmiyorum, öyle söyleyeyim size. Bu şekilde efsane oluyor lezzeti. Bunu 5 dakika boyunca yoğurdum, istediğim kıvama geldi. Gördüğünüz gibi mis gibi oldu. Şu şekilde göstereyim size. Şimdi bunu streç filmle üzerine kapatacağım. Buzdolabında bekleteceğim. En az 2 saat bekletmeniz gerekiyor. Tutuyorum. Streçle kapatıyorum. Bunu streç filmle kapattım gördüğünüz gibi. Şimdi dolaba ekleyebilirim. Tam tamına 2 saat beklettim. Şimdi dışarı çıkarıyorum. Şöyle etimi streç filmden çıkardım. Gördüğünüz gibi kıvamı tam istediğim gibi olmuş. Şimdi bunlara şekil vereceğim. Onun için bir kasenin içerisine bir parça su ekledim. Şunu şöyle ekliyorum. Şöyle elimi bir parça batırdım. Böyle elime yapışmasın diye. Şöyle bundan bir parça alıyorum. Büyüklük tamamen size kalmış. İster daha büyük yapın, ister daha küçük yapın. Ben bu şekilde yapacağım. Şöyle elimi iyice dediğim gibi suya yediriyorum. Ve gördüğünüz gibi şöyle şekiller veriyorum. Biraz ince yapın çünkü bu piştiği zaman ne olacak? Bir parça çekecektir, şişman olacak. Bu boyut ve bu incelik benim için çok ideal. Bunu kenara alıyorum. Hepsini bunlar gibi yapacağım. Şöyle bir tane daha göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi şöyle bir parça alıyorum. Elimle içindeki havasını aldım. Şöyle bunu inceltiyorum. Yapacağınız işlem inanılmaz basit. Bir o kadar da eğlenceli zaten. Gördüğünüz gibi çok basit, çok pratik. Bunu da tepsiye ekliyorum. Ve hepsine şekil veriyorum. Etlere şeklini verdim. Bu neredeyse yarısı. Şimdi artık bunları pişirmeye geçebilirim. Benim şöyle bir cihazım var. Daha önceden de görmüşsünüzdür. Ben bunu kullanacağım ama siz istiyorsanız tavada yaparsınız. Aynı sonucu elde edeceksiniz zaten. Şimdi etlerimi ekleyebilirim. Şöyle hepsini tek tek ekliyorum.
Şunlara bakın ya, mis gibi gözüküyorlar ya. Dediğim gibi bu piştiği zaman bir parça çekecek, tombişleşecek. Ne kadar pişirecekseniz o kadar ekleyin. Şu görüntüye bakar mısınız ya, çok güzeller. Şimdi bunlar çok şişmanlamasın diye şöyle üzerine bir parça bastırabilirsiniz. Yalnız burayı bir parça sulayın ki et yapışmasın spatulaya. Spatulayla, tahtayla, hangisiyle istiyorsanız böyle bir parça bastırın. Amacımız bir parça o şişmanlığını almak. Bu sayede iç kısmı da güzel pişecek. Bu şekilde yapmanız gerekiyor. Ara ara tabii, sürekli değil. Gerçekten mis gibi kokmaya başladı. Çok güzel kokuyor ya. Çok güzel bir et. Etimiz çok kaliteli. İçerisine koyduğumuz malzemeler 10 numara, 5 yıldır. Ve bakalım sonuç nasıl olacak? Pişme oranı da kişiye göre çok değişkenlik gösterir. Kimisi az pişmiş sever, kimi çok pişmiş sever. Bu tamamen isteğe bağlı. Siz de isteğinize bağlı pişirebilirsiniz. Başta alt kısımlarını pişireceğiz. Daha sonra çevireceğiz. Arka kısımlarını pişirip alacağız. Köfteler pişerken sakın müdahale etmeyin. Sadece üstten bir parça, dediğim gibi üzerine bir parça bastırmanız yeterli olacaktır. Onu da ara ara sürekli yapmayın sakın. 30 saniyeye bir yapmanız yeterli. Şimdi orta pişmiş sevenler için bir 5-6 dakikalık pişme oranı, tabii yüksek ateşte olması gerekiyor, yeterli olacaktır. Şöyle tutuyorum. Şöyle bir çevireyim. Pişme oranını görüyor musunuz? Çok güzel bence. Hepsini böyle bir çevireyim. Şuna bakın, mis gibi olmuşlar. Dediğim gibi isteyen biraz daha fazla pişirebilir. Bence bu oran benim için yeterli. Böyle içinin bir parça böyle sulu sulu kalmasını istiyorum. Böyle ya, şunların güzelliğine bakın. Mis gibi sulu sulu. Ve hepsini dediğim gibi çeviriyorum bu şekilde. Arka taraflarının hepsini çevirdim. Bu tarafları benim için çok ideal bir şekilde pişti. Şimdi diğer taraflarını pişireceğim. Daha sonra alacağım. Çok fazla kurutmuyorum. Böyle bir ekmeğim var. İkiye böldüm. Şimdi etin suyundan faydalanacağım. Şöyle tutuyorum ve şöyle üzerine bastırıyorum. O etin lezzeti ekmeğe geçsin istiyorum. Mis gibi olacak. Böyle bir dakika kendi haline bırakacağım. Dediğim gibi bu işlemi aynı şekilde tavada da yapabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı olmaz. Şimdi etimizi alıyoruz. Göstereyim iç kısmını. Muazzam oldu. Şunu kapatıyorum. Tüm lezzeti aldı. Şöyle kenara ekliyorum bunu. Bu da ısınsın biraz. Çünkü birazdan ekmeğin arasına ekleyeceğim. Etlerin pişmeye yakın ufak bir soğan salatası yapıyorum. Önceden yapmayın, yoksa sulanır. Başta bir adet soğanım var. İkiye bölüyorum. Şöyle tutuyorum ve bunu ince ince doğruyorum. Soğanlarımı doğradım. Şimdi bunları bir toparlayayım. Şöyle bir kabın içerisine ekliyorum. Böyle yarım demet maydanozum var. Maydanozlarımı da ince ince doğruyorum. Bunları da toparlıyorum ve kabımın içerisine ekliyorum. Yarım demette nanem var. Nanemin yapraklarını koparacağım. Sap kısımlarını kullanmak istemiyorum. Şöyle tutuyorum ve hepsini tek tek çekiyorum. Normalde ben saplı kısımlarını yerim ama sertse sıkıntı oluyor. Böyle uç kısımları böyle gördüğünüz gibi. Şunlar böyle taze olduğu için bunları bırakabilirsiniz. Bunlar yumuşak oluyor, hatta daha da lezzetli olur. Şimdi bunları yine aynı şekilde toparlıyorum ve ince ince doğruyorum. Naneyi de doğradım. Şöyle tutuyorum. Diğer malzemelerin yanına ekliyorum. Şimdi bunun üzerine baharat ve tuzunu ekleyeceğim. Yani sumak ve tuz ekleyeceğim. Bir tatlı kaşığı sumak ekliyorum. Bir parça da tuzundan ekliyorum ve bunu iyice karıştırıyorum. Dedim, tuz oranı isteğe bağlı. Bunu iyice karıştırıp böyle efsane bir şey çıkaracağız ortaya. Bu salataya ben gerçekten bayılıyorum ya. Soğan salatası gerçekten muazzam bir şey. Ete inanılmaz yakışıyor ve olay işte budur. Böyle bir parça da domatesim var. Domatesimden de böyle ince ince doğramak istiyorum. Şöyle tutuyorum. Köftelerim pişti. Şimdi bunları tutuyorum ve tabağa aktarıyorum. İşte olay budur. Böyle sulu sulu bıraktık. İyice de pişti. Hiçbir sıkıntısı yok. Tam istediğim gibi oldu. Şimdi artık dürüm yapmaya geçebiliriz. Şöyle ekmeğimi açtım ve arasına köftelerimden böyle boldan boldan ekliyorum. Tabi bu sizin zevkiniz. İster az ekleyin, ister çok ekleyin. Benim için bu kadar yeterli. Şöyle soğan salatamdan alıyorum bir parça. Şöyle üzerine gezdiriyorum. Bu da tamamen sizin zevkiniz. Az veya çok ekleyin. Benim için bu kadar yeterli. Bunun üzerine de bir iki parça domates eklemek istiyorum. Oo, şuna bakın ya, çok güzel oldular. Fena bir şey oldu. Şimdi ekmeğimi kapatabilirim. Şöyle çevireyim. İyice de ısınmış oldu şu şekilde. Bu sıcaktı çünkü. Üzerinde çalıştım. Bilerek ekmeğim iyice ısınsın. Önden de ısıtmıştım. Ekmeğin içi böyle etin suyuyla doldu. Dış kısmı hafiften çıtırlaştı. Isındı. Tam istediğim gibi. Şimdi artık sunuma geçiyorum. Şunun güzelliğine bakın. Bir tarafta da böyle ayran bardağı bile buzdolabına ekledim. Ayranım zaten buz gibi oldu. Böyle bir iki tane daha çalkalayayım. Şöyle açıyorum. Buz gibi ayranımı bardağıma ekliyorum. Yanında da şöyle süs biberlerim var. Bunsuz olmazdı. Şöyle bunu bir kenara alayım. Şimdi en sevdiğim zamana geldi. Tadım yapacağım. Bakalım nasıl olmuş. Şöyle tutuyorum.
Şu etin güzelliğine bakın ya. Gerçekten muazzam gözüküyor. Şöyle tadına bakıyorum. Ayranımdan alayım. Etimiz sulu sulu kalmış. Çok lezzetli olmuş ya. Gerçekten inanılmaz lezzetli olmuş. Şöyle devam ediyorum. Biber. Çok iyi ya. Kendimi zor tutuyorum ya. Bir lokma daha alayım. Ondan sonra devam ederiz. Ya ne diyeceğimi bilemiyorum ya. Bunu mutlaka deneyin arkadaşlar. Gerçekten bomba. Dört dörtlük olmuş. Biz bu işi gerçekten ama gerçekten başarmışız. Ben bir an önce videoyu sonlandırmak istiyorum. Belki bundan bir tane daha yapacağım. Çok lezzetli olmuş dediğim gibi. Herkese afiyet olsun. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.